ki ben zaten geçen şuna şok oldum. Nereden anlıyorsun abi civciv erkek mi? Bizim de YouTube şifremiz geldi ve ilk paramızı aldık. Öpücük gör öpücük. Gidelim. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, YouTube şifremiz geldi. Nihayet ilk ödememizi aldık. Paramızı çektik ve Akyazı'ya geldik. Biliyorsunuz burası bizim köyün bağlı olduğu ilçe. Bugün ilk paramızla ailemize bazı bireyler katacağız. Yeni üyeler geliyor. O üyeleri almak için şu an gidiyoruz. Önümüzde kargoları vermek için içeriye girdi. Hepsi burada, gönderilerimiz vardı. Niye, iyi misin? Poşet de aldım, poşetlerimiz bitiyor. İyi yaptın. Gel Erhan abinin babasıyla tanış. Tanışalım. Yılmaz abi nasılsın? İçeride oturduk değil mi? Otururuz abi, fark etmez. Erhan abi yok mu? Şimdi gelir. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Erhan abi bize biriktiriyor burada. Ambara 3 tane çay. Tamam hocam, yarın ben turum olacak. Hı-hı. Erhan abi gene turlarını ayarlıyor. Meşhur sarı jipimiz. Nasılsınız inşallah Erhan abi? Hamdolsun. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Görüyorsun değil mi halimi? Alın teri işte abi. Her seferinde bak, bir seferinde bak, bir seferinde şeyi anlamıyor. Babası da oğlu da. Aynen öyle. Ben bir yok bir sefer olsun anlamıyor. Yani kaç tane şey. Ya az önce böyle yapıyor, bir diyor, iki mi yiyor orada? Ya abi bu ne? Hadi bak şimdi siz sen yanlış anlarsın da. Hani, bir kafam değilsen abi. Bu ne abi? Bu bir demek, bu iki demek, üç demek falan. Evet, Erhan abinin yanından ayrıldık. Önce bir toprak alıp sonra bizim arkadaşları almaya gideceğiz. Market alışverişimizi yapalım. Hem fiyatlara da bir bakalım. Şuradan bir tane lavaş alayım. Bir tane araba alayım. Mia'ya çikolata. Mia bunları çok seviyor. Fiyatlar şaka gibi ya. Ayçiçek ya, zeytinyağı fiyatına çıktı. 1900 liraya düşen bir şey olmuş. Torkunun ki. Makarna falan alacak mıyız? Var mı evde? Bir alalım. Bambama şey alacağım. Yulaf. Yumurta alacağız değil mi? Bambama şöyle yulaf ezmesi alıyorum. Maması için. Ama ufak. Şundan. İki tane yemeği işte. İki alalım mı kokoreç? Biz bu kokoreçi çok seviyoruz. Arkadaşlar güzel oluyor. Biz bu peynirleri almıyorduk ya bunlardan dikti. Fiyatlara bak, harbiden akıl almıyor. Bu süzme peynirleri zor almaya başladık. Allah hepimizin sonunu hayretsin. Bir tane karabiber alalım. Toprak da şurada. Seç bir tane var herhalde değil mi? Sen dur, ben alayım. Bir
tane yeter mi? İki tane alalım bence. Bir tane abur cuburum geldi. Ekmek yemiyoruz ki kokoreç için işte. 3 çeyrek yapalım. Ucunu da bam bam yer ya da tavuk yer. Kolay yok. Geçen de yoktu, gelmiyor vallahi. Tam detaylı bir alışveriş yapmıyoruz. Eksiklerimizi alıyoruz sadece. Şöyle evimiz, devam edelim. Buzdolabımız dolu çünkü. Alışveriş vakti değil. Bez falan alacak mıyız? Evet, bez. Şeyden. 5 alıyorduk değil mi? 5. İyi geceler yok da normal. Sütlü mü alayım, ballı irmikli mi alayım? Ballı irmikli alalım. Sütlü mü irmikli almıştık yarın. Tamam, bir tane sütlü irmikli aldım. Arkadaşlar bu arada bizim aldığımız bezin fiyatı 74.90. Biz buraya geldiğimizde 30 küsür liradan alıyorduk değil mi? İlk fiyatlar öyleydi. Ki ben zaten geçen şuna şok oldum. Vallahi tuvalet kağıdı kullanmayı bıraktım. Şu tuvalet kağıdı hani şu arkadaşlar. Kaçlı bu? Dörtlü mü? 8 tane galiba. 8 rulo tuvalet kağıdı 49 lira. Suyla yıkayıp saç kurutmasıyla kurutacağım yani. Elektrik daha mı ucuz? Doğru, haklısın. Kurutmayacağım o zaman. Zaten hava sıcak, kendi kendine kurur. Aldın mı ıslak mendil? Aldım. Ama çok enteresan geliyor. Şu şampuanın tuvalet kağıdından ucuz olması garip değil mi? Ya sorsana, bir çocuk için sormuş. Bebek şampuanı. Bak, cansız bebek kötü değil de şeyleri farklı, kremajlar farklı herhalde. Bu da 500, bu 700. Bence bunun da çok büyük farkı var. Ben de kullanıyorum, büyük olsun. Biliyorsun ben de bebek şampuanı ile yıkıyorum. Arkadaşlar normal şampuan, ben de alerji yapıyor, o yüzden ben de bebek şampuanı kullanıyorum Mia ile birlikte. Bana bunları ısmarlar mısın? Al aşkım, canın sağ olsun. Bunları seçtim. Onları bir şampuanı bırakayım. Buraya kadar bu 19.90'a düşüyor. Hem de 44'ten düşmüş. Hem de evet. 54 ne kadardı? 54 ne kadar? 29.90. E tamam. Bak ojelerin parasını çıkardım. Bak gördün mü? Hızlı da. Vergi numarası gerekiyor. Ha, lazım oluyormuş değil mi? 900. Değil mi? Evet, şimdi arkadaşları alacağımız yere doğru gidelim. Bir açık mı değil mi diye korkuyorduk. Açık. Açık değil mi? Şurası açık. Var. Aynen. Sen de ördek alalım istiyorsan. Burada civcivler. Abi ne kadar tavukların fiyatları? Bir de bunlar ne? Cins? 45 günlük. 45 günlük. Yumurtalık hangisi abi şu? Kahverengiler mi? Kahverengi. Ne kadar abi fiyatları? 50 lira bunlar tane. 50 lira tanesi. Civcivler ne kadar abi? Civcivler tane 10 lira. Ördekten lira. Tane 10 lira. Peki abi, şey soracağım. Sen anlayabiliyor musun erkek mi dişi mi civciv? Evet. Tamam. Abi biz bir
15 tane senden civciv alalım. Güzel yumurtalık. 2 tanesini erkek, geri kalanını dişi mi olsun? Dişi verirsen. Bunlar ne cins abi? Bunlar normal sen de. Efendim? Normal sen de. Bunlar 6 ayda hemen yumurtaya geliyor. Ha, ben de çok tavuk işi yaptım. Bir ara Asos'ta 2000 organik tavuk vardı bizim de. Astrolog bakmıştım ben de. Nereden anlıyorsun abi civciv erkek mi dişi mi? Kanattan belli oluyor. Kanatlarından belli oluyor. Biz onu anlayamıyorduk bir türlü. Evet. Bunlar şimdi kaç günlük abi? Bunlar 3 günlük abi. 3 günlük. Bunlara evde bakacağız bir süre. Aynen, çabucak büyüyor sadece ya. 20 lira. Orada aslında bir dişi bir erkek ördek olabilir. Alalım, aralarında büyürler bir arada. Sallayarak mı alacağız? Erkek. Arkasından kuskun olur. Abi bir de yem verirsen bize. Bir de ufak bir suluk almak lazım onlara ya. Düz su koysam devirirler, ıslanırlar, hasta aynen olurlar değil mi? Evet. Ufak suluklar ne kadar abi? Onlar 15 lira abi suluklar. İnşallah var da suluk yani. Kaç tane vereyim böyle ya? Abi 2 tane alayım. Tamam. Zaten buradasın değil mi? Bir şey olursa. 20 lira. Vallahi bu yüzden de aldım. Ben teşekkür ederim çok. Mia'mız uyuyor. Daha hiçbir şeyin farkında değil ama en çok sevinecek olan o olacak herhalde. Benim çok az. Kosta. Uyuşma benim. Ay çıkma çıkma. 2 tane ördek var. Tipe bak. Şimdi eğer sorarsanız nereden geliyor bu değirmenin suyu diye. Sizden geliyor. Bizim de YouTube şifremiz geldi ve ilk paramızı aldık. Bizim çok yüklü paralar değil. Yani demiştik biz daha bu işten para kazanmıyoruz. Bizim biliyorsunuz kendi internet satışımız var. Biz değirmenimizi oradan döndürüyoruz. Ama ilk bir YouTube parasıyla bu civcivlerimizi aldık. İlk işte eve ufak tefek alışverişimizi yaptık. 840 lira para yatmıştı. Evet. Toplam. Bugün ne kadar harcadık? Biz de bugün aşağı yukarı 800 lira harcadık. Yol parasıyla birlikte 840 lira olacak. İşte civcivlerimizi aldık, alışverişimizi yaptık. Yani ailemizin yeni üyelerini siz bize hediye etmiş oldunuz. Sizin sayenizde almış olduk. Bize ev hediyeniz oldu. Evet, çok teşekkür ederiz. Aynen, teşekkür ederiz arkadaşlar. İnşallah bu iş böyle daha da büyüdükçe, buradan bizim gelirlerimiz arttıkça biz çok 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 daha güzel şeyler yapmaya başlayacağız. Hani yapmaya başlayacağız derken aslında yapabilmeye başlayacağız. Yani değil mi? Daha özgür olacağız ve daha böyle buraya vakit ayırabiliyor olacağız. Evet. Tam geldik arkadaşlar. Deli gibi bir yağmur başladı. Sesini duyuyorsunuzdur. Filiz Çençen'le konuşuyor. Çiçekleri hakkında soru soruyor. Bu arada yağmuru göstermek istiyorum. Şeyin üstünü alamadık, kaldı da ıslandı artık. Kalsın o. Evet. Evet arkadaşlar, civcivlerimizi bir buçuk iki hafta kadar evde misafir edeceğiz. Evde misafir edeceğiz. Bunlar taşınırken bizim kullandığımız kutulardı. Dedik bu kutulara koyalım şimdilik. İlerleyen zamanda da kümeste onlara özel bir yer yapacağız. Tabi bu daha farklı malzemelerden. Şimdilik evde bakmak için böyle bir kutu yapıyoruz. İçine de şöyle gazete kağıtları biraz koyacağız. Islandığı zaman, nemde oldukları zaman ölüyorlar çok çabuk. Ben suların içine biraz şeker katacağım sadece. Şekerli su vereceğim. Neden? Ya şimdi bunlar 3 günlük, 4 günlük civcivler. Yani daha güçlü olsun, su içtikleri zaman da enerji alsın. Biz öyle yapıyorduk. Çiftlikte de civcivlere ilk başta şekerli su veriyorduk. Suyumuz burada. Yemi de öbür uca koyuyorum. İsim koydun mu? Bunun adı ne olsun? Bunlar Donut'la Deyz olsun. Civcivler çok var. Kaç tane? Bu nugget. Ay ağzına bak. Bu McChicken. Yok artık ya. Bu
Bu işiniz sen. Ya şöyle yiyeceksinleri koymasana. Evet, yeni yuvanıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ailemizin yeni üyeleri. Siz kendiniz ölene kadar mutlu mesut yaşayacaksınız. Biz sizi kesip yemeyeceğiz. İsimlerinizin böyle olduğuna bakmayın. Zaten ne Filiz ne ben kesemiyoruz. Değil mi öyle bir? Yok. Neler var? Çık çık çık. Gel bakalım. Alalım mı elimize bir tane? Ördüm. Vak vak vak. Aşkım bak. 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 Bak bak bak. Gıt 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 gıt. Bam bam bak. Evet, bam bam daha meraklı. Anne. Alo. Bak. Dik dik dik. Ailemizin yeni yeri. Niye korktu? Korkma. Ama sevindi. Ama ilk kez görüyor. Dik dik dik. Dik dik dik. Bu kadar küçük ilk kez elimize alıyoruz değil mi kızım? Gel. Bak orada. Gel. Bak orada Lux. Bak. Bak koltuğa. Oturmuş herhalde. Bir öp bakalım. Bir öpücük ver. Bir öp bakalım. Öp bir daha bakalım. Öpücük ver öpücük. Evet, Mia'mız tüm çekmeceleri böyle boşaltmasıyla ünlü arkadaşlar. Atasporu. Biz de kokoreçimizin malzemelerini hazırlıyor. Şimdi odun ateşinde kokoreçimizi yapacağız. Bakalım A101'in kokoreci nasılmış? Size onu söyleyeceğiz. Tabii biz seviyoruz, daha önceden çok yaptık. Evet evet, çok, ben çok beğeniyorum. Ki kokoreci yani çok geç yaşta alışmış biri olarak söylüyorum. Güzel yapıyoruz ama güzel pişiriyoruz. Güzel oluyor. Denememiş olanlara tavsiye ederiz. Gerçekten kokoreç çok güzel oluyor. Deneyenler de yoruma yazarsa biz çok beğendik ama siz ne düşünüyorsunuz? Deneyip beğenmeyenler de bence videoyu izlesin. Bizim yöntemimizle yapsın. Gerçekten çok güzel oluyor. Daha farklı bir yöntem kullanıyorlardır. Tavamıza önce biraz zeytinyağı koyuyoruz. Sonra kokoreçlerimizi açacağız. Arkadaşlar şöyle bir tanesini bir kişilik gibi düşünün bunu. Hani öyle alıp iki kişi üç kişi yeriz derseniz büyük bir hayal kırıklığına uğrarsınız. Şöyle domatesimizle biberimizi yağmurla başladı yine. Hayda hayırlısı. Köye yağmıyor abi. Bambama bak ya. Dibini sıyırıyor. Bambam. Tamam onun için aç mı bırakıyoruz biz? Tok evin aç köpeği. Ay çok güzel oluyor tadı ya. Ay. Bu biraz pissin arkadaşlar. Deniz arkadaşlar, koş koş. Yağmura yakalandık. Koş koş. Çok sağlam yağıyor yalnız. Ya çok ciddi yağmura yakalandık. Deniz içeride devam edecek. Girelim. İçeri geçtik mecburen. Domates ve biberle birlikte kokoreçimizi biraz pişiriyoruz. Baharatını ve tuzunu en son koyacağız. Bu biraz suyunu çekene kadar öyle pişirmeye devam edeceğiz. Dışarıda da biraz pişti. Şimdi burada da pişiyor. Biraz odun ateşiyle tütsülendi de. Koş koş. Evet arkadaşlar, şu an baharatını ve tuzunu koymamız için yeteri kadar pişti görüyorsunuz. Biraz pul biber koyuyoruz. Biz acı seven bir aileyiz.
biraz karabiber, biraz şöyle kırmızı toz, acı biber. Tatlı kaşığının ucu kadarla. Bu damak zevkinize göre baharat ve tuzunu ayarlayacaksınız. Biz biraz baharatlı seviyoruz. Ekmekleri orada ısıttım. İlk başta ekmeğin şu ucuna. Böyle banıp hazırlıyoruz. Asıl lezzeti burada ya. Yağ falan çok iyi oluyor. Evet. Tekrar bu arada Mia da yiyor yani baharatlı kokoreç falan. Küçük urfalı. Denedik yani bir kez yedi bakalım bu sefer de yer herhalde. Evet çok mutlu yemişti. Şimdi ikinci olarak da böyle. Böyle gösterelim yakından. İçine ilk başta yağını. Bandırıyoruz şöyle yine. Biz zaten yağını aldıkça bakın kurumaya başladı. Şimdi ben altını kapatıyorum ocağımı. Ama siz tüplü ocaklarda yapıyorsanız kısa alın. Çünkü bizimki elektrikli olduğu için aldıktan bir süre sonra daha çalışıyor. Yani ısı veriyor. Evet. Bak şu kokoreçe bak ya. Allah aşkına mis gibi size kokusu gelmiyor. Yorumlarınızı okumaktan gerçekten keyif alıyoruz. Bu kokoreçi bu arada alıp deneyenler var mı hazır kokoreçi? Valla odunun isi de gelmiş biraz. Tütsülenmiş diyoruz. Tütsülenmiş mis gibi. Ya çok lezzetli oluyor ya çok seviyorum. Eminönü'ne gidebilenler varsa gala kokoreçi kesin tecrübe etsinler. En güzel kokoreç. Kesinlikle. Ben de orada alıştım kokoreç yemeye. Yani kaç yaşında Deniz? 32 yaşında falan kokoreç yemeye başladım. Bugün ne yiyeceğiz var ya, pilav döksek üstüne aslında bir tabak, aynı adamın videosu. Evet kokoreçlerimiz hazır, böyle bir yağmurda, çok romantik bir kokoreç değil mi? Dışarıda yiyeceğiz demiştik, o yüzden dışarıdayız, dışarıda yapacaktık. Şimdi bir son tadına bakalım. Haydi bismillah deyip başlayalım. Aşkım eline sağlık. Yine çok güzel. Mantıyım. Benim damak zevkime çok uygun bir tat. Benimkine de. Bu şekilde yapın varsa, arkadaşlar. Bizim tarifimizi mutlaka uygulayın. Pişman olmayacaksınız. Gelelim videonun yine önemli kısmına. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca videomuza yorum yapıp beğenirseniz mutlu oluruz. Bugün de dolu dolu geçirdik arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Hoşça kalın. Serin yerde uyuyakaldı. Filiz yetişemiyor toplamaya. Baksanıza mutfağın şu haline. Yani çok güzel anne misin ya? Dost musun, düşman mısın? Şuraya bak. O hala daha dolmuşu kameraya düşürecek. Şurada kızım kamera. Ya mutfak levyesinin haline bakın mesela arkadaşlar. Ya iyi git ya. Ya çok servis yapacakmışım gibi duruyorum değil mi? Mia ıslanacaksın aşkım. Baba. Babam. Hadi içeri. Çok yağmur yağıyor. Hadi gel kaçma.